Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve l'agıbetü l'muhtadîn ve s-salatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve l'alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli hocalarım, değerli arkadaşlar, uzaktan yakından misafirler. Aramızda en uzak olan Viyana'dan Doktor Mahmut Kellner, öncelikle kendisine selamlıyorum. Sonra Bremen Niedersachsen Tıp Başkanımız Sayın Yılmaz Kılıç Beyefendi, kendisinin başkan yardımcısı Mehmet Karabacak ve diğer bütün tanıdık tanımadık buranın sahipleri, yerlileri, herkesi ayrı ayrı selam. Ali Kocaoğlu'nun hafızlığında yapmış olduğu hıfzında bizim dahlimiz sıfıra yakındır. Dolayısıyla onun gerçek hocalarının birazdan burada mutlaka tanıtılması, takdim edilmesi gerekir. Çünkü o büyük bir emektir diye düşünüyorum. Kur'an-ı Kerim bizim için Allah'ın kelamı. Biz Kur'an'ın Allah kelamı olduğunu kabul ederiz. Öyle iman ederiz. Kur'an'dan önce de kitaplar inmiştir. Anadolu'da deyim vardır, 104 kitabın hepsine birden külliyen iman ederiz derler. Bununla kastedilen Hazreti Adem Efendimiz'den Hazreti Peygamber Efendimiz'e kadar inen bütün kitaplara ayrı ayrı imanımızın olduğudur. Biz kitaplar arasında, peygamberler arasında, Müslümanlar olarak ayrımda bulunmayız. لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِنْ رُسُولِكْ deyip bütün peygamberleri bir biliriz. Fakat biz Müslümanlar için Kur'an-ı Kerim, Muhammed ümmeti olmamız hasebiyle bizim referans noktamız, temel kaynağımızdır. Öyleyse biz hayatımızı idame ettirirken, dinimizi anlarken bizim için en temel kaynak Kur'an-ı Kerim'dir. Hiyerarşik yapılanmada en başta Kur'an gelir, sonra sünnet gelir. Fakat Kur'an ve sünnet aslında birbirinden ayrı şeyler değildirler. Nitekim Hazreti Ayşe validemiz Peygamber Efendimiz'in vefatından yıllar sonra kendisine Efendimiz'in ahlakı sorulduğunda siz Kur'an okumaz mısınız diye sormuş ve onun ahlakının, Efendimiz'in ahlakının Kur'an'la eşdeğer olduğunu söylemiştir. Kur'an-ı Kerim belki yazılı kaynak, belki kitabi bir referans ama onun ete kemiğe bürünmüş hali, onun pratiğe dönmüş hali Hazreti Peygamber Efendimiz'in bizatihi kendisi ve onun yaşam tarzı. Nitekim kulukuhul Kur'an diye Peygamber Efendimiz tarif edilir. Yani onun ahlakı Kur'an'dır. Ondan ayrı bir şey değildir diye takdim edilir. Ondan ayrı olması da düşünülemez. Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek, öğrenmek önemlidir. Fakat Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek, öğrenmekten daha önemli olan Kur'an-ı Kerim'i içselleştirmek, Kur'an-ı Kerim'i anlamak, Kur'an-ı Kerim'i uygulamaktır. Nitekim büyük şair, hele inmemişti bu Kur'an, bunu hakkıyla bilin, ne fal bakmak ne de mezarlıkta okunmak için derken tam da bunu kasteder. Bizim örfümüzde, adetimizde, geleneğimizde Kur'an-ı Kerim'e özellikle Türkiye kökenli Müslümanlarda çok muazzam bir ilgi ve hürmet vardır. Bütün evlerimizde bundan belki 10-15 yıl öncesine kadar duvarlarda Kur'an asılı olurdu. Anadolu'nun köylerinde bu çok daha yaygındı. Modernleşmeyle birlikte son 20 yılda bu artık azaldı. Benim çocukluğumda arabalarda maşallah yazardı, bismillah yazardı, barikallah yazardı. Bu Almanya'da da böyleydi, Türkiye'de de böyleydi. Bunlar da kalktı. Bu da bizdeki belli bir gelişim sürecini gösteriyor. Bu gelişim süreci hayra mı alamet, şerre mi alamet? Onun yorumunu size bırakıyorum. Fakat Mushaf'ın kendisine, kitabın kendisine saygılı olmak önemli bir şeydir. Çünkü her şey formla başlar, şekille başlar. Şekilleri önemsemezsek, formlara itibar etmezsek o zaman manaya ve muhtevaya da gereken önemi zaman içerisinde bırakacağımızdan endişe ederim. İşte bazı ülkelerde daha bazı değişik örfler vardır Kur'an-ı Kerim'e yaklaşımla ilgili ve hep bunlar anlatılır. Niye doğru örnekler verilmez de hep eksik örnekler verilir? Niye hep yanlışta ısrar edilmek istenir? Niye işte onlar da öyle yapıyor, bunlar da böyle yapıyor denilmek istenir? Biz ki Osman Gazi'nin, Osman Bey'in torunlarıyız. Onun Mushaf'a, kitaba göstermiş olduğu saygıyı sizler benden çok daha iyi biliyorsunuz. O baptan Kur'an-ı Kerim'in şekline, formuna, yazısına,
kitabına saygıyı asla elden bırakmamamız lazım. Fakat az önce de ifade ettim, onun manasını müdrik olmak ondan daha da önemli. İlimle amil olmak ondan daha da önemli. Kur'an-ı Kerim'i içselleştirip onun ahlakıyla ahlaklanmak hepsinden daha önemli. İnsanoğlu nisyan ile malul bir varlık. Bizim hocalarımızın arasında Osnabrück Üniversitesi'nde hafızlar var. Abdurrahim Kozalı hocamız kendisi hafız. Boşnak bir asistanımız var, Esnaf Begiç kendisi hafız. Ben onlarla da zaman zaman konuşuyorum. Şimdi hepimizin Kur'an-ı Kerim'den çeşitli ezberleri var. Ezber tekrar edilmezse unutulmaya mahkumdur. Ben Ali'ye de bunu geçmişte söyledim. Şimdi burada da kendime söylüyorum. Kendime söylerken herkese de aynı anda söylüyorum. Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek için 5 yıl zaman ayırmış. Bu çok önemli bir zaman. Fakat bu ezberlerin yok olmaması, bunun unutulmaması, bunun akıldan, gönülden, kalpten, beyinden çıkmaması, tam aksine yüreklerimize nakşedilmesi için tekrara muhtaç. Rahmetli, ben hatırlıyorum, çocukluğumda, gençliğimde dinlemiştim yıllar önce, Timur Taş Hoca'nın bir vaazını hatırlıyorum. Derdi ki, ben on binlerce hadis ezbere biliyorum ama çoğunu unuttum. Sebebini de söyleyeyim derdi, Allah gani gani rahmet etsin, yiğit ve mert bir adamdı Timur Taş Hoca. Soy ismi benimle aynı ama bir akrabalığımız yok, keşke olsaydı. Derdi ki, bunu unutmamın en birinci sebebi göz zinasıdır. Öyleyse hafızların, hepimizin, bütün ümmeti Muhammed'in ama İslam adına konuşan, akademik titiller taşıyan, hacılık, hocalık vasıfları üzerinde bulunduran ve özellikle de hafızlık konumunda olan insanların davranışlarına, yapıp etmelerine, toplum içerisinde oturup kalkmalarına herkesten fazla dikkat etmeleri gerekir. Bunun bilinciyle, mesuliyetiyle, sorumluluğuyla hareket etmeleri gerekir. Ben Ali'yi yaklaşık bir yıldan beri tanıyorum. İnanıyorum ki Peygamber Efendimiz'in mesleğine sahip, nitekim Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz de ahlakların en yücesiyle takdim edilmiştir. وَاِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَز۪يمٍ diye bizzat Cenab-ı Mevla tarafından tanıtılmıştır. Yani en yüce ahlaka sahip olduğu ifade edilmiştir. Kur'an-ı Kerim'i hıfzeden, Kur'an-ı Kerim'e kalbinde, beyninde sahip olan insanın da bu bilinçle, bu ahlakla hareket etmesi gerekir. Benim tanıdığım kadarıyla Ali hocaları çok iyi yetiştirmişler. Allah onlardan razı olsun. Bu bilinçle, bu hareketle devam edeceğini düşünüyorum. Bu sorumluluğun daima üzerinde olacağını, bunu hissedeceğini düşünüyorum. Şimdi burayı görmüşken bir cümle daha söyleyip sözlerimi tamamlamak isterim. Tabii ki bu arada Ali'nin annesini, babasını da tebrik etmek istiyorum. Onların az önce de başkanımızın ifade ettiği gibi ilgileri, sevgileri, alakaları, gayretleri, destekleri olmasaydı bunun bu şekilde olabileceğine ihtimal vermiyorum. O baktan bunun da tekrar altının çizilmesi gerektiğini düşünüyorum. Kendilerini tebrik ediyorum. Şimdi son cümlem şunu söylemek isterim. Burayı görünce bizi zaman zaman ilahiyat profesörleri ziyaret eder enstitümüzde. Türkiye'den, Almanya'dan, dini cemaatlerin başkanları ziyaret eder. Daha geçen hafta DİTİB genel merkezinden, yönetiminden değerli misafirlerimiz vardı. Ondan önce işte Landesverbandların, şuraların, işte Milli Görüş vardı, İslam Kültür Merkezleri vardı. Çeşitli kıymetli büyüklerimiz, hocalarımız vardı. Onlar davet ederler. Dün yine böyle bir gençlik teşkilatının toplantısına katıldım. Her yerde ben şöyle söylerim. Yani şahitlerim de burada, onlara da bunu defaatle söylemişimdir. Bu taban, buna Diyanet Camiası da dahil, Milli Görüş Camiası da dahil, Süleyman Efendi'nin talebeleri de dahil, Nurcular da dahil, Hizmet de dahil, Nakşiler de dahil, hepsi dahil. Ehl-i Sünnet itikadına sahip olan bütün herkesi, bütün ümmeti Muhammed'in evlatlarını kastederek söylüyorum. Bu taban, yani sizler, cami cemaatleri her zaman bizim için istikamet gösterici niteliktesiniz. Bizler hata yapabiliriz, bizler yanlış yapabiliriz. Hocalar, başkanlar, hacılar, hafızlar, üniversitede profesörler yanlış şeyler söyleyebilirler. Ama bizi düzeltecek, bizi hizaya getirecek,
bize istikamet verecek şey sizlersiniz. Şimdi bu heyeti gördüğüm zaman, ki bunu başka yerlerde de görüyorum, bunu her zaman söylüyorum. Anadolu insanı irfanıyla, Anadolu insanı derken bütün ümmeti Muhammed'i kastediyorum. Fas'tan efendim Endonezya'ya kadar ayrım yapmadan bütün ümmeti Muhammed'i bunun içerisine katıyorum. Anadolu insanı dediğim zaman da elbette ki ehli imanı kastediyorum burada. Bunlar irfanıyla her zaman bir sözün doğruluğunu veya yanlışlığını ayırt edebilirler. Televizyonlarda, gazetelerde, dergilerde, kitaplarda, böyle kürsülerde birileri din adına din simsarlığı yaptığında, din adına yanlış şeyler söylediklerinde Anadolu insanı bizi daima hizaya getirecek güce, kapasiteye, irfana sahiptir. Sizden isteğim, ricam, temennim, dileğim bizim sözlerimizi, bizim yapıp etmelerimizi, kendi başkanlarımızı, kendi hatta hocalarımızı daima iyi niyetle, hüsnü zanla takip etmeniz, yanlış gördüğünüzde de uygun bir dille doğruyu söylemeniz. Kur'an hafızları her şeyden önce Kur'an'ın doğrularını ifade etmekle mükelleftirler. Bismillah, Kur'an'da وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُ الْحَقِّ diye buyrulur. Doğruyu yanlışla karıştırmayın ve hakkı, doğruyu örtmeyin, gizlemeyin, saklamayın. Başka bir ayet-i kerimede Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin, bu Hafız Efendi'ye doğru gidiyor ama aslında böyle söylerken üç parmak da bize gösteriyor. Aynısı bize de, bizim için de geçerli, hocalarımız için de geçerli. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini, Kur'an-ı Kerim'in doğrularını az bir değer karşılığında satmayın, insanlardan korkmayın, benden korkun diyor Cenab-ı Mevlam. Dolayısıyla bu doğruları söylemekle biz mükellefiz. فَلَا تَخْشَوُ النَّاسَ وَخْشَوْنِي وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي تَمَنًا قَلِيلًا. Doğru mu Hafız Efendi? Nihayet bunun bilincinde hep birlikte hareket edeceğiz. Fakat doğruyu söylerken Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin çok güzel bir sözü vardır. Onu hep sevmişimdir, söylemişimdir de. Der ki, söylediğin her daim doğru olsun. Yanlış söz söyleme. Fakat her doğru da her yerde söylenmez. Doğruyu söylerken dahi uygun bir dille söylemek, hikmet diliyle söylemek, irfanla söylemek önemlidir. Malum Harun Reşit Hazretlerinin ya da Harun Reşit'in huzuruna kimisine göre hatalarıyla, kusurlarıyla, eksikleriyle ama Abbasi sultanlarından birisidir. Harun Reşit'in huzuruna bir alim zat çıkmış. Harun Reşit de o günün şartlarında, yani bugün biz artık bugünün bakışıyla diktatör deriz ama o günün şartlarında normal bir otorite idareci, öyle söyleyelim. Şimdi diktatörlük falan diyorlar. Diktatörlüğün ne demek olduğunu bilmiyor günümüzde artık insanlar. Neyse, o siyaset, şimdi oraya girmeyelim. Efendim, Harun Reşit de şöyle ifade etmiş. Sen doğruyu söylemek adına, sen şöyle zalimsin, sen şöyle fasıksın, sen şöyle günahkarsın, sen şöyle hatalısın, sen şöyle eksiksin, senin şöyle 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 fıskı fücurun var diye saymış. Oradaki hazirun tamam, bu adamın işi bitiktir bundan sonra diye hesaplamışlar. Harun Reşit dönmüş, hocalarım bilir bunu da diğer zevat için anlatıyorum. Harun Reşit dönmüş, demiş ki, efendim, varsayalım ki bu söylemiş olduğumuz şeylerin hepsi doğru. Kaldı ki doğru değil. Yani benim hatalarım, günahlarım var. Yanlışlarım da var. Ama Allah senden hayırlısını, ki Musa Aleyhisselam'ın peygamberdi, benden şerlisine, ki Firavun'a ben sizin Rabbinizim diyordu, gönderdi. Ve ona dedi ki, ya Musa yumuşak konuş. Öyle söyleyince bu alim olarak bilinen zat, alim olarak bilinen zat susar, sükut eder, boynunu büker, oradan çıkar gider. Dolayısıyla usul ve üslup da çok önemli. Büyüklerimiz usulsüz, usul olmaz diye bunu kastediyorlar herhalde.